Videoya başlamadan önce söylemek isterim. 8-9 gündür 100 bin abone özel videoyu yapmaya çalışıyorum. Çok güzel bir şey yapmak istediğim için biraz gecikti arkadaşlar video. Ama emin olun gerçekten de çok güzel bir video olacak. Videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Daha önce oyun videosu çekme programları ile ilgili bir video yapmıştım. Ve o videoya 2500 like gelirse çektiğiniz videoları nasıl senkronize edip montajlayacağınızı anlatacaktım. Bugün o videoyu yapıyoruz. Bu tür işinize yarayacak bilgi videoları vesaire videolar için videoyu kesinlikle beğenmeyi ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ve istediğiniz başka bir bilgi videosu varsa bu tür şeylerle ilgili yorum olarak yazın. O yorumları da bir video içerisinde hepsini birden yapmaya çalışacağım. Şimdi hemen başlıyoruz. Adobe Premiere Pro'yu açtık arkadaşlar. File'dan mesela New'e tıklıyorsunuz. Project yapıyorsunuz. Programı ilk açtığınız zaman. Buradan da Browse'a basıyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten klasörümü daha önceden oluşturmuştum. O klasöre Untitled diye bir şey açacağım. Zaten Untitled olduğu için Yes'e basıp tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi daha önceden çektiğiniz oyun videosu görüntülerini buraya taşıyacaksınız. Mesela benim daha önceden çektiğim bir oyun videosu var. Ama ben yedeklerini silmiştim onları. O zaman dün attığım aptal testini yapalım bir daha. Bu arada ben her montajdan sonra böyle montajın son halini çekip çekiyorum. Paylaşmıyorum, sadece çekiyorum elimde kalsın diye. Hoşuma gidiyor öyle yapmak. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde alıyoruz. İlk önce Bandicam görüntüsünü aldım. Sonra da kamerayı alıyorum. Sonra da sesi alıyorum. Bu işini aldıktan sonra arkadaşlar webcam'e sağ tıklıyorum. Now sequence from clip diyorum. Ve klibe uygun bir sequence kuruyor bize. Yani montajı yapacağımız alanı kuruyor bize. Ardından burada gördüğünüz gibi 3 katman var. Webcam'i her zaman en üst katmanda tutun montaj sırasında. Şunu da bir alta alıp ben dikemi hemen altına yapıştırıp ses dosyasını da en alta atayım. Şimdi arkadaşlar, senkronize için İki tane ses dosyasını hem webcam'inizden hem de mikrofondan kaydettiğiniz, yani şundan ve webcam'den kaydettiğim sesleri şu şekilde açıyorum. Şu çubuktan arkadaşlar bunu büyütüyorum ki daha rahat senkronize edebileyim. Ve şu şekilde mesela şu sesin ilk başladığı sahneyi kesiyorum. Şununkini de kesiyorum. Ve sonra bunların başlangıcını siliyorsunuz mesela. Sonra o ikisini aynı yere koyuyorsunuz. Ama ben Bandicam'i de şu şekilde yapıyorum. Mesela arkadaşlar, Bandicam'i de yani çektiğimiz oyun videosunu da senkronize etmek için webcam'in ilk görüntüsünü Bandicam'le beraber eşleştiriyorum. Şu şekilde ilerletiyorum. Aynı anda hareket ettikleri sahneyi buluyorum. Mesela ben şu şekilde bir yol yapıyorum. Onun daha kolayı olabilir. Ben böyle yapmayı sevdiğim için böyle yapıyorum. Şu şekilde mesela Bandicam'de ağzımı ilk açtığım sahne, değil mi? Orayı kesiyorum şöyle. Sonra ilerletiyorum. Webcam'de ağzımı ilk açtığım sahneye geliyorum. Şurasıymış. Ve sonradan tam yerindeyiz şu anda. Webcam'i ve ses dosyasını o sahneye çektiğimiz zaman arkadaşlar, webcam'i de küçülttüğümüz zaman ikisinin aynı sahnede olduğunu göreceksiniz zaten. Gördüğünüz gibi aynı sahnede ikisi de arkadaşlar. Biraz video çektiğim için donuyor şu anda. Ama sıkıntı yok yani. Sesi kısamıyorum lan. Ne oluyor lan? Gördüğünüz gibi senkronizeyi böyle yapıyorum arkadaşlar. Daha sonradan da webcam'den gelen sesi kısıyorum. Ki iki ses birbirine eko yapmasın. Ardından bu ses açık kalıyor. Yani Audacity'den aldığım kayıt açık kalıyor. Daha sonradan arkadaşlar, hani videonun başladığı sahneye gideyim. Şu sahnede ben videoyu başlatmışım arkadaşlar. O sahneyi kesiyorsunuz. C tuşuna basıyorsunuz Premiere Pro'da. O sahneleri kesiyorsunuz. Sonra V tuşundan üçünü seçip delete'ye basıyorsunuz. Bir daha delete'ye bastığınız zaman video en başa geliyor. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle ilerleteyim. Merhaba dediğim sahneye geleyim. Daha kolay anlatırım öyle. Webcam'in şu şekilde motion'ını geri alarak en büyük pozisyona koyuyorum. Şuradan sesini kısayım. Çok ses var. Ya niye donuyor bu ya? Bandicam açık diye mi acaba? Normalde böyle donsa ben kafayı yerim çünkü. Her neyse, böyle göstereyim. Mesela böyle yapıyorum. Konuşmam bittiği sahne şurası mesela. O sahnede webcam'i kesiyorum şöyle. O sahneden itibaren de webcam'i küçültüyorum. Mesela şuraya koyuyorum, değil mi? Bitti, bu kadar. Yapmanız gereken tek şey. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer yardımcı olabilmişsem arkadaşlar, videoyu beğenip kanala bana destek için abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.